Büyük zulümdür. Şimdi biz ruhun topladığı bu şartları zihninde hiçbir ukde kalmayacak şekilde birer birer anlatır ve beyan ederiz. Aziz Allah Celle Celaluhu. Şöyle ki, birinci şart buluğdur. Evet, bu altı tane yaratılışta imamda olması gereken şartları tek tek izah ediyor. Birinci şart buluğdur. Çünkü zahirde henüz buluğ çağına ulaşmayan bir çocuk için imamlık mümkün olmaz. İmamlığın, şimdi bunu, buradaki imamlığı aynı zamanda bildiğimiz manada zahirdeki imamlık olarak da düşünelim. Çünkü bu zahiri imamlıkta şartlar da bunlardır aynı şekilde. Bunu bir de batini imamlıkta da aynı şartlar geçerli. Şimdi bunları tek tek izah ediyor. Bir camide cemaate namaz kıldırmak için imam olacak çocuğun buluğ çağına çocuk kişi imam olmaz. Buluğa ermiş olması gerekiyor. Bu şart. İmamlığın şartıdır. Çünkü zahirde henüz buluğ çağına ulaşmayan bir çocuk için imamlık mümkün olmaz. Sebepleri selim akıllar indinde çok açık olmakla beraber şer'i kitaplarda da ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Neden buluğ çağına gelmiş olanın imamlığı sahih değil, kabul edilmez, olmaz? Selim akıl sahibi değildir çünkü. Çocuk aklı henüz oturmamıştır. Selim akıl sahibi olmamıştır. Yani verdiği kararlarda doğruya bulma ve doğruya isabet etme ihtimali olduğu kadar da yanlışa yönelme ihtimali vardır. Bunun için çocuk buluğ çağına gelinceye kadar, yani ciddi mevzularda çocuğa deyip de işte oğlum kızım bu hususta kararı sana bırakıyorum, sen ne dersen onu yapacağım demek yanlıştır. Çünkü çocuk buluğa ermemiş. Aklı selim olarak düşünemez ki o. Çocuk orada hevasına, zevkine göre neye meyli varsa, ben bunu istiyorum, şunu istiyorum, ben böyle yapacağım. Geleceğini ilgilendirecek ciddi mevzularda böyle çocuğa karar bırakılmaz. Burada ebeveyn düşünüp o kararı çocuğu adına alması gerekir. Ey okuyucu! Allah Teala Hazretleri senin basiretini ve akıl gözünü nurlandırsın da bu beyanlarımızı iyi anla. Buluğun ruhtaki itibarı aşağıda izah edileceği üzere şer'i emirdir. Yani ruhun buluğu şer'an sabittir. Şeriat sabit olarak onaylamıştır bunu. Ve ruhun buluğu onun ilahiyete vasıl olmasıdır ki bu vasıl olma hususu bizim yukarıdan beri ruh hakkında olan beyanlarımız ile sabit oldu. Ve bu hususta işareten Hazreti Mevlana Mesnevi Şeriflerinde buyurdular ki elbise tenden, can da tenden haberdar değildir. Onun dimağında Allah gamından başkası yoktur, buyurdu Mevlana. Ve aynı şekilde diğer bir beyitte de şöyle buyurdu. Rabbün Nas'ın insanların canına bir esasa dayanmaksızın ve kıyassız bir vasıl oluşu vardır. Araf suresinde 172. Ne zaman ki Hak Teala Beni Adem'in sırtlarından zürriyetlerini aldı ve onları nefisleri üzerine şahit edip ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet şahit olduk dediler. Elest bezmi dediğimiz elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Şimdi buradan izah ediyor. Ruhları, bütün ruhlara bu soruyu, bu hitabı sordu Allahu Teala. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra onun sırtından zürriyetini aldı diyor. Yani bütün, hatta tabir edilir ehlullah kitaplarında yazar, Allah Hazreti Adem'in sırtını sıvazladı karıncalar gibi, böyle sağına ve soluna birçok böyle kıyamete kadar gelecek olan zürriyeti, yani insanların ruhaniyetleri çıktı. Bir kısmı sağında toplandı, bir kısmı solunda. Sağındakiler işte sait olanlar cennet ehli, solundakiler şaki olanlar cehennem ehli. Ama bu hitap hepsine yapıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allahu Teala sordu ve evet şahit olduk, sen bizim Rabbimizsin dedi bütün ruhlar. Buyurulduğu üzere Hak Teala ruhlardan misak aldığında, bu sözü aldığında ruhlar kerim makama, yani ilahiyete vasıl idi ki bu vasıl oluş şeref ve yüksek derecelere vasıl oluştur. Yoksa iki şeyin birleşmesi türünden değildir. Çünkü ruhlar mertebesi hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkma mertebesidir. Şimdi burada bir sırra, hakikate dair sırra dokunup geçiyor burada izahatta. Ruhlar mertebesi hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkma mertebesidir. Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu hadisi şerifinin açılımını, hakikatini özet olarak geçiyor burada. Bu konuyu başka derslerde çok daha detaylı açtık, bunun ne olduğunu.
Şimdi bu misakın alınışı esnasında Hak Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Ruhlar da evet deyip tasdik ettiler. Eğer ruhlar bülağa ermemiş olsaydılar, yani aklı selim olmasaydılar ruhlar, bu hitaba ehil olmazlar ve bu hitabın hassas manasını idrak edip de evet cevabıyla tasdik edemezlerdi. Buradan neyi anlıyoruz? Allah-u Teala bizim o ruhlarımızı, bütün insanların, kıyamete kadar gelecek olan insanların ruhlarını yarattığında ruhlarımızda bir bilinç vardı. Aklı selimdik, yani bülüğe ermiştik bu manada. O bilinçle kabul ettik biz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına? Evet. Sen bizim Rabbimizsin dedik ve onu bir bilinç, bir şuurla, bülüğ, çünkü bülüğe ermiş vaziyette yapıldı bu. Çünkü rububiyet, yani Rablık, ancak hakiki vücudun gayrılık elbisesiyle açığa çıkmasıyla merbubun, yani Rabbi olanın vücuduna bağlıdır. Ruhlar bunu idrak ettikleri için hakiki vücudun Rab ve kendilerinin merbub, yani Rabbi olan olduğunu bilip tasdik ettiler. Evet, sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunu bilerek tasdik ettik yani. Bu idrak ise bülüğa erme eseridir. Bülüğa ermemiş olsa bu idrakta olamazdı.